Bermuda Şeytan Üçgeni tam olarak Atlantik Okyanusu'nda bulunmaktadır. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florya'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul ediliyor. Bölgede kaybolan uçak ve gemiler hakkında şimdiye kadar kesin bir rapor bulunmasa da tahmini olarak 1500 uçak ve gemi kaybolmuş olduğu düşünülüyor. Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında ciddi teoriler vardır. Kimilerine göre bu üçgenin altında manyetik bir alan var ve kayıp Atlantis kıtasının bu alanda olduğu düşünülüyor. Bir başka teoriye göre ise bu gemileri ve uçakları uzaylıların kaçırmış olduğuydu. Fakat Kristof Kolomb'un tuttuğu günlükte esrarengiz bir ayrıntı vardı. Kolomb, o bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz isimlerin olduğunu ve hızlı bir şekilde geçtiklerini günlüğünde yazmıştır. Olayın gerçekliği ancak üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra yavaş yavaş anlaşıldı. Son iddiaya göre ise bölgede zengin doğalgaz yatağı olduğudur. Yani bu durumda gemilerin batma sebebi deniz tabanı ısınarak yüzeye çeşitli gazları çıkartır. Bu durumda vakumlu bir girdap oluşur ve deniz yüzeyinde ne varsa denizin dibine doğru çekilmeye başlar. Uçakların düşmesi de şöyle açıklanıyor. Doğalgazlar deniz yüzeyinden çıkarak havaya katılırlar ve atmosferden daha az yoğunluğa sahiptirler. Yani uçak motorundaki yanma için gerekli oksijene sahip olamazlar. Bu durumda motor durarak uçağın düşmesine sebep olur. Yani gemileri batıran uçakların düşmesine sebep olan şey ne bir uzaylı saldırısı ne de manyetik bir alandır. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.